Hoş geldin Ayten. Beni efendi. Gene mi sen? Mahallemden tırnaklarını çekene kadar her zaman karşına dikileceğim. Sen ne vicdansız bir adamsın be. Ha? İnsanları evlerinden ettin, sokaklara döktün. Huzurlu mahallemizin dirliğini bozdun. Ne için? Daha fazla para için. Daha çok zengin olmak için. Haydar git başımdan. Aklının ermediği işlere de o burnunu sokma. Doğru. Para yapma benim aklım ermez. Ama böyle bir merhametsizliğe hiç yaramaz. Görev yerinde kalmana sevindim Feride. İstanbul'un yeri bende ayrıdır. İsabetli bir karar olmuş. Tabii sen de seviyorsan bu şehri. Evet. Doğru karar verdiğime kuşkum yok. Vehbi Bey, son konuşmamızda benden bir ricanız olmuştu. Artık işimin başında olduğuma göre dosyayla yakından ilgilenebilirim. Belgin Türe davasıyla yani. Evet, evet. İyi olur. Yalnız takdir edersiniz ki benim yardımcı olabilmem için konuyla ilgili bilgi sahibi olmam şart. Olay nedir? Nasıl olmuş? Bazı detaylara ihtiyacım var. Özellikle Belgin Hanım hakkında daha fazla bilgiye sahip olursam işim kolaylaşır. Bütün gün beklediğim an geldi. Söyle bakalım. Nedir cevabın? İstediğin dosya kimde? Ayrıntıları istediğine göre teklifimi kabul ettin. Ya öyle bir şey demedim. Beni nasıl bir işin içine sürüklüyorsun bilmiyorum. Önce sen bilgi ver. Sonra cevabımı öğrenirsin. Söyle. Dosya kimde? İstanbul Emniyet Müdürü Vehbi Dur'da dosya. Ondan alman gerekiyor yani. Aa, hemen de çattın kaşlarını. Hı? Tamam, zor bir şey istiyorum. Ama yaparsan sırrını sadece bizimkilerden saklamakla kalmam. Bir iyilik daha yaparım sana. Katili bulmana yardımcı olurum. Nasıl teklif? Hı? Her türlü zorluğa değer, değil mi? Şimdi söyle bakalım. Kabul mü? Değil mi?